bırakan barışı, insan hayat aşkına. Ne mal ne mülk ne de para, ne kurban ne sadaka. Bir damla kan bağışı, insan hayat aşkına. Kan bağışı hiç şüphesiz ki sağlık alanında çok önemli bir yer tutuyor. Özellikle ülkemizde yaygın olan Akdeniz anemisi hastalığı kişileri kana bağımlı yapıyor. Hal böyle olunca halk olaraksa bizlere de duyarlı olmak ve kan bağışı yapmak düşüyor. Kanal T ailesi de kan bağışı kampanyası düzenleyerek topluma büyük bir örnek teşkil etti. Devlet Hastanesi'ne bağlı Kan Bankası personeli Kanal T binasındaydı. Kanal T çalışanları büyük bir sorumluluk örneği sergileyerek kan bağışında bulundu. Canlı olarak yayınlanan kan bağışı kampanyasına Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu, Talasamya Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, Memur Sen Başkanı Çelebi Ilık'la Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Tatar, Kanal T çalışanlarıyla programcılar katıldı. Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu kanın aciliyetinin önemine vurgu yaptığı Kanal T ailesini tebrik etti. Takdirin fevkinde. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz Kanal T'ye. Böyle duyarlı işe öncülük yaptı. Kan bizim için çok acil ve çok ihtiyacımız olan ve büyük oranda da askerlerimizden tedarik ediyoruz. Çünkü bizde şu anda 200'ün üzerinde talasemiyalı var ve bunlar devamlı kan alıyor. Onun için şiddetle kana ihtiyacımız var. Bir de hastanede hastaların ihtiyacı olan, ameliyat olanların ihtiyacı olan kan var. Canlı yayında Kanal T mikrofonlarına konuşan Talasamya Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu da düzenlenen ve büyük örnek teşkil eden etkinlikten dolayı Kanal T ailesine teşekkürlerini sundu. Teşekkür ederim öncelikle Kanal T ailesine, tümüne, böyle bir girişimlerinden dolayı bizlere ve tüm kanına ihtiyacı olan herkese kan bağışını düşündükleri için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu bizim her zaman üzerinde durduğumuz en önemli konulardan ve en büyük eksikliğini ve sıkıntısını çektiğimiz konulardan bir tanesi. Kan bağışını sadece ihtiyacımız olduğu zamanlarda değil, her zaman kan düzenli olarak kan bağışında bulunmamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Bir Damla Kan adlı klibiyle kan bağışına dikkat çekmede büyük bir rol oynayan Mustafa Gürsoy da bu tarz etkinliklerin artması temennisinde bulundu. Ben Kanal T'ye böyle bir organizasyon için teşekkür ediyorum. Ayrıca klibe en çok önem veren kanal olduğumuz için ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum size ve yönetim kurulu başkanınıza, bütün yönetime. Bir talasemiyalı olarak her zaman söylediğim şudur benim. Bir talasemiyalı olarak ve bir müzisyen olarak bunu yapmak benim boynumun borcuydu diye düşünüyorum. Böyle bir klip hazırladık. Fayda getirdiğine inanıyorum, ses getirdiğine inanıyorum. Dinleyenler, görenler tarafından da büyük bir ilgiyle karşılanıyor bu klip. Memur Sen Genel Başkanı Çelebi Ilık da Kanal T ailesiyle beraber kan bağışı kampanyasına katılanlar arasındaydı. Evvela böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapan Kanal T ailesine, başta Sayın Sibel Tatar'a çok teşekkür ederim. Dernek başkanımız burada. Burada bir sürü güzel insan var. Kan her zaman için ihtiyaç duyulacak bir şeydir. Gerçi bizlerin aklına zaman zaman geliyor. Ben de burada bugün sabah konuktum ve Sayın Hakan Yıldırım'ın ısrarıyla burada kalmış olduk. Gerçekten gönülden böyle bir bağışta bulunmaktan dolayı kendi adıma, şahsım adına gururluyum. Kan bağışı kampanyasında ilk kanı verense Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Tatar oldu. Tatar, tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkını kan bağışına karşı duyarlı olmaya çağırdı. İlk kez veriyorum ve hep istedim, vermeyi istedim. Böyle güne nasipmiş. Sağlıklı olan, verebilen herkesi de kan vermeye çağırıyorum. Huzurluyum, mutluyum esasında verdiğim için. İnşallah işe de yarar kanımda. Yani herkesi çağırıyorum dediğim gibi. Allah tüm hastalara da şifa versin. Teşekkür ederim. Kanal T programcılarından Dilek Kırıcı da kan bağışının önemine vurgu yaptı. Yani tabii televizyonumuzun imza da çok önemli bir proje bu. Burada Sibel Hanım'ı görüyorum. Bir örnek olması açısından çok önemli. Televizyonun yönetim kurulu başkanı olarak kan verdi. Herkesin sağlıklı olması için mutlaka kan vermesi. Yılda bir kez Sayın Hasipoğlu bunu çok daha iyi izah edecektir ama doktorlarımızın söyledi mutlaka yılda en az bir kez
Vücudun tazelenmesi, vücudun daha sağlıklı olabilmesi için, hem de tabii ki insanın kendi kan ölçümlerini, değerlerini bilmesi için, hem de kana ihtiyacı olan insanlarımıza katkı koymak için mutlaka yapması gereken, vermesi gereken bir süreçtir. Programcımız Hakan Yıldırım da kan vermenin sağlık açısından önemine değindi. Bu etkinlik sabahın ilk dakikalarından beri zaten sürekli bahsediyoruz ve insanları sürekli bu yöne itmeye çalışıyoruz. Hani sadece bu programlarda değil, bundan öncekilerde de kan vermenin önemine dikkat çekmeye çalışıyoruz ki hem kan ihtiyacı karşılansın hem de sağlık açısından zaten çok önemli. Kanal T Reklam Müdürü Tuğba Özer de bu etkinliğin diğer kurumlara ve tüm halka da örnek teşkil etmesini temenni etti. Belki bir örnek olmak ya da bir duyarlılığı artırmak amaçlı. Maalesef ki hani herkes şey diye düşünüyor. Aman işte benim ihtiyacım olmaz ya da işte hani tabiri caizse eskilerin deyim vardı. Başa gelince hani çekilir ancak ya da başa gelen ancak anlar. Ama bence öyle değil. Bu duyarlılık hani illaki başa gelinmesi değildir. Örneğin mesela geçtiğimiz gün 3 Aralık engelliler günüydü. Hani o duyarlılığı da arttırmak için illaki işte başımıza gelmesi, bir yerimize bir şey olması gerekmiyor. Yine o duyarlılık her gün geçerli. Nitekim burada da olduğu gibi, bu kan bağışımızda da olduğu gibi illaki başımıza bir şey, engel mi, kaza, beladır vesaire diğer hastalıklardır. Bence bu denli duyarlılığın artması gerekiyor. Kanal T ekranlarında sesiyle bizleri büyüleyen Burç Tuncer de etkinliğe katkı koyan bir diğer isimdi. İşte dediğim gibi İlkler'in televizyonu Kanal T yine örnek olmaya, Kıbrıs Türk halkına en güzel şekilde örnek olmaya devam ediyor. Hepimize, bütün ailemizi kutluyorum. İnşallah diğer medya grubundaki arkadaşlarımız da bu keyfe onlar da ortak olurlar. Devam edeceğini zannediyorum. Baykuş Yapım Direktörü Cemre Seziner de etkinliğin önemine vurgu yaptı. Her insanın, her vatandaşın yerine getirmesi gereken bir görevdir bu. Bu konuda bu kadar duyarlı olmak, bir kanal olarak bu kadar duyarlı olunması bence çok gurur verici bir şey. Kanal T Haber Editörü Pelin Yüksel Aydal da herkesi kan verme konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Ben herkesi böyle bir şeye yardımcı olmaları için davet etmek istiyorum. Çünkü şöyle bir şey, her gün biz de duyuyoruz, biz de haberini yapıyoruz. Bu şekilde çok kan aranıyor. Tabii bu şekilde bir şeyin olması da hani bugün bizim yakınımız olabilir, yarın hiç tanımadığımız biri olabilir ama çok gerekli bir şey. O yüzden ben herkesin böyle bir sorumluluk alaraktan ne zamansa işte sanıyorum kadınlar yılda bir defa verir diyebiliyorum. Erkekler yılda iki kez verir ama bunu yapmaları gerçekten gerekiyor. Hem insan vücudu için de çok faydalı bir şey. Program montajcısı İzzet Kılıç da kan verenler arasındaydı. Vallahi hayırlı bir iş olduğunu söyleyebilirim. En azından yani ihtiyacı olan insanlara gidecek bu kan. Tabii herkesin de duyarlı olmasını isterim. Görüyorsunuz Cemre şu anda sırada kan veriyor. O da duyarlı bir arkadaşımız ve illaki güzel şeyler olacak ve herkesi davet ediyoruz bu oluşuma. Ciddi anlamda herkesin ihtiyacı var. Bunu atlamamak lazım ve yine söylüyorum. İhtiyacı olan insanlara yardım edelim. Yardım etmem diyen zihniyeti de bir zahmet değiştirelim. Kanal T ailesi olarak tüm halkımızı duyarlı olmaya davet ediyor. Bu tarz kampanyaların yaygınlaşmasını temenni ediyoruz. Bir damla kan barışı, insan hayat aşkına, ne mal ne mülk ne de para, ne kurban ne sadaka. Bir damla kan barışı, insan hayat aşkına.